Nick, burada resim yapmıyoruz. Altın çıkarıyoruz. Altın peşindenin bu bölümünde. Pekala, tesisi taşıyoruz. Parker Schnabel'ın ekibinin başı dertten kurtulmuyor. Tüm bunları sadece iki kişi yapmak çok saçma. Herkes hazır olsun! Hop, 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 tanrım. Şunu görüyor musun? Yıkama kanalı. 80 yıl önce yapmışlar. Bence araştırmaya değer. Tony Beats kayıp altınların peşinden koşuyor. Yine başlıyoruz. Evet, hazır mıyız millet? Fred Lewis. Tarihe tanık olmak üzeresiniz. Ve acemi ekibi. Evet. Sonunda altın çıkarıyor. Sonunda başladık. Hadi altın çıkaralım çocuklar. Bu sonuncusuydu. Son kepçeyi aldığında haber ver. Tesisi kapatmamız gerekiyor. Tamam. Hepsi bu kadar çocuklar. Tamam, kapatıyoruz. Yağmur yağmasa olmazdı. Indian River'da Parker Schnabel kısa sezonunun 1/3'ünü tamamladı. Ama kaybettiği zamanı hızla telafi ediyor. Bu sezon tesisleri daha sık taşıyarak yeni bir yaklaşım deniyoruz. Sulisifer'ın işi bitmek üzere ve birazdan taşıyacağız. Bunu seninle birlikte Ekim'de yapmayı çok istiyorum. Evet, hava soğuduğunda mı? Evet, sabırsızlanıyorum. Parker'ın yeni stratejisi işe yarıyor. Ekibi geçen sezona göre haftada 100 ons daha fazla altın çıkarıyor. Temizliğe prosuz başlanmaz. Şu anki yerinde sadece 10 gün çalıştıktan sonra Sulisifer temizlenmek ve taşınmak için hazır. İçinde iyi altın olduğunu umuyorum. Birazdan öğreneceğiz. Yardım etmeye mi geldin, ziyarete mi? Ziyarete mi? Chris, arkamdan su püskürttüğünü biliyorum. Uzakta tutuyormuş. Uzakta tutuyorum. Acemi tesis şefi Tyson Lee ilk konsantre tankını dolduruyor. Dengede durması gerekiyor. Dengede durmasına gerek yok. Ama dökülebilir. Dökülmesin diyor Nick. Evet evet, sorun yok. Burada resim yapmıyoruz. Evet, altın çıkarıyoruz. Arkaya geç. Altı buçuk kilometre uzaklıktaki Laskat'ta Foreman Mitch Blaschke ve Brennan Ruault yıkama tesisi Büyük Kırmızı'yı işletiyorlar. Nasıl gidiyor? Fena değil. Tesisi yeniden taşımak için hazırız. O zaman tesisi yarın taşıyor musunuz? Evet, tabii. Aynı anda diğer tesis de taşınacak. Aynı anda iki tesisi taşıyacaksak yarınki plan ne peki? Bu biraz zor olacak. Öyle değil mi? Tamam. Hepimizin ekipmana ihtiyacı olacak. Ekipman, evet, bu sorun olabilir. Aynı anda birkaç şey yapmak zorunda kalacağız. Ama sonuçta her zamanki işler. Mükemmel. Başlayalım. Brennan yıkama tesisi için yeni bir zemin hazırlıyor. Aynı anda hiç iki tesis taşımamıştık. Bu çok can sıkıcı. Zaten çok az adamla çalışıyoruz. Ve tesisleri taşırken bir sorun yaşarsak bayağı geriye düşeriz. Mitch tesisi sökmeye başlıyor. Chris, orada mısın? Evet Mitch, ne yıkama var? Yıkama kanallarını hallettik. Taşımak için temizlenmeleri gerekiyor. Bunu yapamam. Sulisifer'ı temizliyoruz. Sen hala orada mısın? Bütün ekip burada. Şu anda kimse gelemez. O zaman seni bekleyeceğiz. Üzgünüm dostum. Sorun değil. Fırsatını bulur bulmaz gel. Biz bir yolunu bulacağız. Sonra konuşuruz.
Sabaha böyle başladıysak günün geri kalanını görmek istemiyorum. Tamirci Shane Smith, ertesi gün hurdalığa gelerek Sulisifer'ın taşınması için ekipman bulmaya çalışıyor. Malzememiz biraz eksik ve Mitch'le Brennan'dan erken davranmak istiyoruz. Sulisifer'ı bir an önce taşımak için, onlar buraya gelmeden önce malzeme toplamaya karar verdim. Bugün büyük gün. İki yıkama tesisini aynı anda taşıyacağız. Daha önce hiç yapmamıştık. O yüzden siz 750'yi alın çünkü Sulisifer'ı taşımak için beygir gücüne ihtiyacınız olacak. Bizde sadece 480 var. Biraz zorlanacağız. Malzemeler bizde. Öyle kolay alamazlar. Evet. Pekala. Günün sonunda kim kazanacak göreceğiz. Evet. Bol şans çocuklar. Yarış başlasın. Sezon şimdiye kadar fena gitmiyor. Bugünkü altın fiyatlarıyla paramız hem işletmeye yetiyor hem de birkaç kuruş para kazanıyoruz. Şu anda altının bir onsu 1700-1800 dolar ediyor. O yüzden elimizdekileri değerlendireceğiz. Paradise Hill'deki Klondike efsanesi Tony Bitts de geç başlangıcı telafi ediyor. James, orada mısın? Tony Mega Cut'ta 3000 ons altın olduğunu düşünüyor. Oğlu şu anda saatte 320 metre toprak işliyor. Orada işler nasıl gidiyor James? Günüm harika gidiyor. Çok iyi James, böyle devam et. İşler bir gün daha yolunda gidiyor ki bu iyi bir şey. Çünkü şu anda sadece buradaki tesis çalışıyor. Ama yüksek altın fiyatlarından faydalanmak isteyen Tony, Paradise Hill'de çabucak paraya çevirebileceği bir şeyler bulmaya çalışıyor. Mike'ın tesisi zaten şu anda çalışıyor. Ama bizim hedefimiz için yeterli değil. Hunker Cut'tan elimiz boş döndük. Kumbaradan 100 ons harcadık. O yüzden bir planım var. Hep eski madencilerin atıklarına bakmak istemişimdir. Şimdi zamanım var. Altın fiyatları yüksek, yakıt düşük. Bakalım orada ne bulacağız. Mike'ın tesisinin yaklaşık yarım kilometre ilerisinde Tony, eski madencilerin arkalarında bıraktıklarını düşündüğü bir yığın taş ve çakıl buldu. Eski bir yıkama kanalının altında duruyorlar. Monica ve Kevin orada mısınız? Evet, ne var? Eski madencilerin yerinde buluşabilir miyiz? Bu tepenin zengin bir tarihi var. Burası Klondike'da mekanik madenciliğin başladığı ilk yer. Ha evet. O zaman bakalım orada ne varmış. Tamam. Çünkü bunu daha önce gördüğünüzü sanmıyorum. Hayır. Burada olduğunu yeni mi öğrendin peki? Hayır. 35 yıldır merak ediyorum. Şu ahşap şeyi görüyor musunuz? Bu bir yıkama kanalı. 80 yıl önce yapmışlar çünkü tepede altın arıyorlardı ve o zamanlarda ahşap yıkama kanalları kullanılıyordu. 50-60 metre uzunluğundaydı ve kanal yılda bir temizlenirdi. 50'lerin sonunda bıraktılar. Altına hücum döneminde başladılar. Muhtemelen. Eski madenciler yamaçtaki değerli altınlı toprağı hortumlarla yıkayıp yıkama kanallarına gönderiyordu. Kullandıkları ilkel teknolojiyle altının yalnızca yarısını çıkarabildiler. Ama toprak o kadar zengindi ki yine de binlerce ons altın çıkardılar. Şimdi Tony atıkların içinde neler olduğunu öğrenmek istiyor. Buraya bir ekskavatör getirmek iyi olabilir çünkü daha önce kimse denemedi. Neler varmış bakarız. Evet. Şu aralar geçinmek için fazla altına gerek yok. Hayır, şu fiyatlarla hayır. Bence araştırmaya değer. Ne dersiniz? En azından bir bakalım, bir şey var mıymış? Bence de. Küçük tesisle birkaç test yapabiliriz. Evet. Sonrasına bakarız.
Kıyıdaki tahtaları görüyor musunuz? Evet. Tepeyi tırmanmak için bunları kullanıyorlardı. Evet. Evet. İşledikleri her şey yukarıda. Yani aşağı kadar bakmamız gerekiyor. Tony eskilerin attığı toprağın yerini tespit etti. Şimdi içinde kayıp altınlar olduğunu kanıtlamak için bir örnek alması gerekiyor. Toprağın içinde ne kalmış çok merak ediyorum. O yüzden örnek alacağım. Çünkü kim bilir belki şansımız yaver gidebilir. Bakalım göreceğiz. Tony'nin kızı Monica atıkları test silindirinde işliyor. Ve Tony altın odasında konsantreyi eliyor. Birazdan göreceğiz. Eğer iyi ise işleyeceğiz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu gerçekten çok iyi işte. Minibits, orada mısın? Evet, buradayım. Gel de yeni projene bak. Hemen geliyorum. Hepsi de çok ince ama eleğin içi dolmuş. Şuna bak. Gördün mü? İçi dolu. Şuna bak. Bir sürü altın var. Heyecan verici. Bunun için mi? Hayır. Ama beni anlıyorsun değil mi? Şuna bak. 35 yıldır bunu merak ediyorum ben. Aman Tanrım. Sonunda merakımı giderdim. Ama şimdi aptalmışım diyorum. Bence bunları Yeni Zelanda tesisinde işleyebiliriz. Sonuçta toprak hazır. Daha önce yıkanmış. En fazla 3-4 haftalık işi var. Bedavadan para gibi bir şey. Bunu sevdim. Oradan çıkardıklarımız bu sezon fark yaratacaktır. Pekala çocuklar, hazır mıyız? Herkes hazır olsun! Oregon'daki Elkhorn Dağları'nda acemi maden patronu Fred Lewis, deneyimsiz emekli askerlerden oluşan bir ekiple altın madeni kurmak için son 20 bin dolarını riske attı. 4 haftadır buradayız ve daha yarım ons altın çıkartabildik. Bu madende sorunlar peşimizi bırakmıyor. Bugün başlamazsak sezonun geri kalanı çöpe gidecek ve eve elimiz boş dönmek zorunda kalacağız. Bekle, bekle, bekle. Foreman Kendall Madden, ekibin madencilik deneyimine sahip olan tek üyesi. Hazır mısınız? Hazır mısınız? İlk haftanın çalışmalarını başlatmak için Albay Altın adını verdikleri yıkama tesisini çalıştırmak üzere. Su geliyor. Su geliyor. Çalkalayıcı açık. Hadi başla Stuart. Su akışı ve boşaltım iyi görünüyor. Şu anda tesise toprak gönderiyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Emekli askerlerden oluşan bu ekip, 3 hafta önce hayatlarını değiştirmek için buraya geldi. Altın hepimiz için çok önemli. Ben de diğerleri gibi zor zamanlardan geçen engelli bir askerim. 1,5 yıldır çalışmıyordum. Özel operasyonlar çavuşu Kyle Blatsky tesisi besliyor. Buraya kazmaya, altın bulmaya ve kendimizi kanıtlamaya geldik. Tüm dünyaya kendi şansımızı yaratabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz. Başına her şey gelebilir. Bu ekiple çalıştığım için çok şanslıyım. Çünkü birbirimize çok güveniyoruz. Ve her anlamda yardımcı oluyoruz. Burada herkesin başarılı olacağına eminim. Fred'le Fort Bragg, Kuzey Carolina'daki Özel Operasyonlar Dil Okulu'nda tanıştık ve 2 ay sonra Vegas'ta evlendik. Fred'in karısı Kara, orduda psikolojik operasyonlar uzmanlığı yaptı ve buraya madeni yönetmeye geldi. Fred madenin patronu olabilir ama müdürü benim. Yapılması gereken şeyler için önce bana haber vermesi gerekiyor. Daha önce hiç maden yönetmedim, madencilik yapmadım. O yüzden yaşayarak öğreniyorum diyebilirim. Ama ihtiyacımız olan kitapları sipariş ettim.
Günlük maden kontrolleri, araç listelerine ihtiyacımız var. MSHA sertifikalarımız daha yeni geldi. Çünkü eğitimi yeni bitirdik. MSHA, Madencilik Güvenlik ve Sağlık İdaresi anlamına geliyor. Bize güvenliğimiz için yapmamız gerekenleri öğretiyorlar ve kurallara uymazsak buraya gelir, bize büyük cezalar keserler. Burada o kadar çok şey var ki bazılarını gözden kaçırmaktan korkuyorum. Eğer müfettişler şimdi buraya gelselerdi, başımız ciddi belaya girerdi. Geçinmek için ekonomik olarak çok zorlanacağımızın farkındaydım ve Fred bu fikri buldu. Açıkçası başarabileceğini düşünmüyordum. Ama başardın. Ekibin hepsini tanıyoruz. Sadece arkadaşlarımız değiller, ailemiz sayılırlar. Ve ailemizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. Bu iş yürümezse hepimiz mahvoluruz. Biraz daha hızlı gitmeye çalış. Sonunda toprak işliyoruz ve altın çıkartıyoruz. O yüzden buradayız. Evet, mükemmel, harika, aynen böyle. Su akışı çok iyi. Besleme hızımız istikrarlı. Sadece aynı şeyi binlerce kez daha yapacağız. Tamam. Şimdi tesise çıkıp tıkanan yerleri iterek açmaya çalışacağım. Fred! Hey! Tesisi kapat! Kapat! Üstünde koşum olmadan yukarıda öylece duruyordun. Her şey olabilirdi. Çalışmaları durdurup MSHA'ya hazırlanmalıyız. Şu anda çalışmak için hazır değiliz. Çok işimiz var. Kamyonette bir liste var. Olamaz. Seni seviyorum tatlım. Biliyorum. Bunu ciddiye alsan... Alıyorum zaten. Müfettiş gelirse en az 10 bin dolar ceza yeriz. Tesisi de kapatırlar. Bazı durumlarda Fred burada olduğu için çok mutlu oluyorum. Çünkü şu anda Hazar'ı o işitiyor. Bizden daha ne istiyor ki? Kasklarımız var. Başka bir şeye gerek var mı? Bandın çevresine koruyucu kafes koymalıyız. Jeneratörle tesisin arasına su geçirmez sigorta kutusu konulmalı. Hepsini yapmak zorunda mıyız? Evet, kesinlikle zorundayız. Eğer sözümü dinlemek istemiyorsan müfettişler gelip madeni kapatsınlar. Ve herkes eve eli boş dönsün. Bu benim suçum olmaz. Indian River'da Parker Schnabel'ın ekibi ilk defa aynı günde iki yıkama tesisi taşıyor. Her iki ekibin de taşımayı bir vardiyada bitirmesi gerekiyor. Şu anda bir sürü şey yapıyoruz ve maalesef bu biraz zor bir süreç. Büyük Kırmızı ve Sulicifer taşınıyor ve umarım ikisini de halledebiliriz. Zorlanmamızın nedeni personel azdı. Şunu biraz çeker misin? Tamam, ben gideyim. Vaat edilen topraklarda... Şu tarafa gideceğiz. Acemi tesis şefi Tyson Lee, Sulicifer'ı Parker'ın en büyük ekskavatörüyle taşıyacak. 750 ile. Sulicifer'a kabloları bağladık ve şimdi de çekeceğiz. Bu sırada Laskat'ta... Tamam, evet, tesisi taşıyoruz. Foreman Brennan Ruault, Büyük Kırmızı'yı daha küçük olan 480 ile taşıyacak. Hadi onlara gösterelim dostum, hadi. Evet, evet. Büyük Kırmızı, bitirelim şu işi. Yavaş, yavaş. Aslında tüm ekibin burada olması gerekiyor çünkü eskiden öyle yapıyorduk ve iş çabucak bitiyordu. Ama şu anda iki kişi yapmaya çalışıyoruz, bu çok saçma. Bilmiyorum, daha önce tesisi milyonlarca kez taşıdım. Aslında çok da kötü sayılmaz. Genelde Mitch yanımda oluyor ve beni yönlendiriyor ama o yüzden ben bu işle uğraşırken ne kadar çok şey yaparsa o kadar iyi. Burada elimizden geleni yapacağız. Umarım Brennan işleri batırmadan tesisi taşımayı başarır. Vay canına.
İşte böyle. Tam isabet. Vaat edilmiş topraklarda Tyson, Sully 0'ı 110 metre ilerideki yeni zemine taşımak için 750'yi kullanıyor. Tek seferde halletmemiz gerek. Seni endişelendiren bir şey mi var? Zemin fazla yumuşak. Batarsa kesinlikle mahvolur. Anladım. Buradaki herkes işini biliyor. Umarım bu işi halledebiliriz. Yani elimizden geldiğince. Yokuşa geldik. Umarım Tyson tesisi yokuştan çıkarabilir. 750 ile taşıyor. Buradaki en büyük makine ve bu iş için uygun. Normalde Sully 0'ı o kadar sık taşımıyor. O yüzden umarım tek seferde başarabilir. Rampadan çıktı. Zemin çok yumuşak. Hop 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 hop. Aman tanrım. Dur. Orada dur. Olamaz. Tek bir hata yaparsa başa dönmek zorunda kalacağız. Hadi. Bu yıkama tesisi 45 ton ağırlığında ve beni aşağı çekiyor. Hadi pislik, hadi. Hadi. Çık şu yokuştan. Çıkmıyor. Lanet olsun. Hop. Vaat edilmiş topraklarda acemi tesis şefi Tyson Lee Sully 0'ı yumuşak zeminde çekmekte zorlanıyor. Aman tanrım. Bu tesis çok ağırmış. Tyson, yukarı çık ve kepçeni düzleştirip yere koy. Sonra kepçeyi kıvır, tamam mı? Yokuşu çıkana kadar bunu yapmalısın. İşte böyle. Hadi pislik, hadi. Hadi yürü, hadi. Çık şu yokuşu. Hey Shane, nasıl görünüyor? Milim milim ilerlemen gerek. Vay canına. Nasıl gidiyoruz Shane? Başaracağız. Bu taraf iyi görünüyor. Biri arkamı kollasın. Tamam. Yavaş evlat, yavaş. Düşeceksin. Dikkat et. 60 santimetre. Çok az kaldı. Tamam, şimdi oldu. Evet, işte böyle. Çok iyi hallettin dostum. Mutlu musun? Evet, mutluyum. Güzel görünüyor. Kazanacağız. İyi görünüyor. Sağ ol dostum. Lascat'ta Büyük Kırmızı'nın taşınmasının 6. saatinde Brennan Roth yıkama tesisini yerine yerleştirdi bile. Nasıl gitti? Kaplan gibiydim. Tek bir sorun var. Ne? Yanlış tarafa bakıyor. Ters. Olamaz. Burada döndürebiliriz. Bu tesise zarar verebilir. Evet. Gördüğün gibi zaten bayağı toprağa batmış durumda. Bence en kolayı yokuştan aşağı indirdikten sonra çıkarıp olması gereken yere koymak. Tamam. Sorun değil. Sonuçta yarışı kazanmaya çalışıyoruz ve aynı şeyi iki kez yapıyoruz. Her şey yolunda. Kapa çeneni. Hey Brennan, tesisi şuraya koymak ister misin? Evet, tabii dostum. Bak koydum. Ama ters koymuşsun. Lanet çok olsun. Komiksin. 6 yıldır Büyük Kırmızı'da çalışıyor ve hala düz tarafını bilmiyor. Bu sefer daha iyi olsun Brennan. Tesisi yerine koymak için yarım gün uğraştıktan sonra Brennan şimdi de çevirmek için 2 saat daha harcayacak. Evet. Şimdi bekleyeceğiz. We
Tesisi Büyük Kırmızı'dan önce çalıştırmaya çalışıyoruz. Sulu sıfırı kurduk. Besleyiciyi, istifleyiciyi, su pompasını, boruları taktık. Çalıştırmaya hazırız. Tesisi çalıştırdık. Umarım kazanmışızdır. Hey Brenda, orada mısın? Nasıl gidiyor Tyson? Tesisi çalıştırdık dostum. O zaman siz kazandınız. Sizi fena benzettik. Aferin dostum, aferin. Lanet olsun, eğer tesisi düzgün koysaydın onları yenebilirdik. 750 bile onları kurtaramazdı. Hadi. Evet, neyse. Toprak işliyoruz. Diğerlerinden daha iyiyiz. Bu sabah tesisi ters evet. koydular biliyor musun? Evet. Bu zaferi hak ettik. Vay canına. Evet. Büyük Kırmızı'yı yendik. Evet. Paradise Hill'de Tony Beats eski madencilerin atıklarının içinde altın buldu. Atıklar üstte duruyor. Yani hemen işlemeye başlayabilir. Bunlar daha önce bir kez zaten yıkandılar. Şimdi hepsi ortada, yani yıkaması çok kolay olacak. Bu beni mutlu etti. Bedavadan para gibi bir şey. Altın fiyatları yüksek ve atıkları işlemenin maliyeti ise düşük. Başlıyoruz. Bu fazladan para demek olabilir. Çalıştırıyorum. Monica tesise saatte 90 metre toprak gönderirken, acemi yükleyici operatörü Desiree Lycum, yıkama kanalının ucundaki ince atıkları temizliyor. Oldukça iyi görünüyor. Evet, her şey yolunda. Tony, eski madencilerin bölgesinden neler çıkaracağımızı görmek istiyor. Çünkü şu anda sadece bir tesisle çalışıyoruz. Desiree! Desiree! Dikkat et! Tesisi kapat, tesisi kapat. Aman tanrım, ne oldu? Bilmiyorum, kabloya çarptım. Kevin, orada mısın? Kevin, duyabiliyor musun? Yıkama kanalı çıktı. Tony, tesisin kapalı kaldığı her saat $2,000 değerinde altın kaybediyor. Bakalım şu tarafa bir şey olmuş mu? Evet. Evet. Lanet olsun. Kepçe operatörümüz kepçeyi çekerken şuradaki kabloya takmış ve şu kiriş ileri fırlamış. O yüzden de biraz yamulmuş. Çok eğlenceli değil mi? Şimdi önce şu kirişi düzeltmemiz ve daha sonra da kaynak yapmamız gerek. Ondan sonra onları yeniden hizalayacağız. Bunu bir an önce yeniden yapmamız gerek. Kaynakçı Cody Hunter, kirişe ulaşmak için yıkama kanalını kaldırıyor. Evet. Şunu biraz geri çekip birkaç yere kaynak yapacağım. Şuradan keseceğiz ve bitecek. Ardından bükebilmek için kirişi kesiyor. Evet, şunu çekeceğiz. Çok sıcak. Ve kaynakla birleştiriyor. Kevin, kirişi düzelttim. Kaynak bitti. Hazır. Güzel. Beğendin mi? Evet. Ama bu iş onlara 8 saate mal oldu. İşte başlıyoruz.
Çalıştı. Çalışmaya başladıktan 15-20 dakika sonra bir aksilik yaşadık. Neyse ki şimdi sorun çözüldü. Buradan ne çıkacağını görmek için çok sabırsızlanıyorum. Eski madenciler çok marifetlilermiş ama çok altın kaybetmişler. O yüzden neyi kaçırdıklarını görmek benim için çok ilginç olacak. Küçük tesiste bayağı iyi görünüyordu. Umarım buradan daha da fazlasını çıkarırız. Tartımda göreceğiz. Buraya geldiğimizden beri tesisi birçok kez kapatmak zorunda kaldık. Bizimkilerin sabırsızlanmaya başladıklarını biliyorum ve bu onları hayal kırıklığına uğrattı. Oregon'da emekli asker altın madencisi Fred Lewis'in operasyonu durmuş durumda. Üzerime düşeni yapıyorum. Fred'in karısı maden müdürü Kara güvenlik standartlarını karşılayana kadar tesisi durdurdu. Tek istediğim şey dünyada onca şey olup biterken buraya gelip biraz altın çıkarmaktı. Evet, gerçekten çıldırmış olmalıyız. Madencilik, güvenlik ve sağlık idaresi olayı düşündüğümden daha fazla sorun çıkardı. Ama şu anda şartlar çok tehlikeli ve herkesin sağlığı için güvenliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Güvenlik düzenlemelerini uydurmak için foreman Kendall Madden'ın jeneratörü stabil bir zemine yerleştirmesi gerekiyor. Jeneratörü temizledik ve hazırladık. Kalıcı yerine taşıyabilmek için kapağını çıkardık. Unutma, eğer kayarsa içi yağ ve benzin dolu. Hepsi suyun içine dökülür ve sezonumuz heba olur. Yani sen yine rahat ol ama... Tamam, ben anladım. Tamam. 3 hafta öncesine kadar Teğmen Stephen General'inin ağır makine deneyimi orduyla sınırlıydı. Ordudaki ilk 10 yılımda Bradley marka savaş aracı kullandım. Neredeyse kalktı sayılır. Ama ordudaki mekanize araçları kullanmak bundan çok farklı. Şimdi çevir. Tamam, dur. Dur. Yavaş, dur. Yavaş. İşte böyle. Sadece bir jeneratörümüz var. O yüzden çok hassas davranıyorum. Yavaş ve hafif hareketler. Dur. Bekle, orada dur. Tamam, şimdi jeneratörü yerleştireceğiz. Umarım bir daha taşımak zorunda kalmayız. Ama önce şunu güzelce dengelememiz gerekiyor. Aman tanrım! İşte bunu hiç beklemiyordum dostum. Birden eğildi. Sadece jeneratör değil, biz de onunla birlikte suya düşüyorduk. Gerçekten çok korktum. Kalbim hala deli gibi atıyor. 10 bin dolarlık jeneratörü suya düşürecektik. Bu bizi mahvederdi. Tamam. Şunu sabitleyip gidelim artık. Ucuz atlattık. Umarım işe yarar. Umarım. Teğmen Kyle Pletsky, keskin nişancı Stuart McKenzie ile birlikte yıkama tesisinin güvenlik demirlerini yapıyor. Güzel. Sağlam oldu. Yaralandıktan sonra emekliye ayrıldım. İtfaiyeci oldum. Girdiğim her işte askerlikteki o silah arkadaşlığını aradım. Hayatın tehlikede olduğunda etrafında güvenebileceğin birilerinin olması gibi. Bu her zaman benimle kalacak. Artık içime işledi. Bizimkiler çalışıyor. Vay canına. Kaynak yapmamız gerek ama mükemmel oldu. Ne kadar yüksek? Kalçaya kadar. Kalçaya kadar mı? Böyle mi ölçtünüz? Evet, yani 90 santimetre diyelim. 90 mı? Evet. Neden 90 santim yapıyorsunuz?
Fred kalçaya kadar gelecek dedi. Bana gelecektiniz. 102 santim olmalı. 102 mi? Fred bize düşmeyecek kadar olsa yeter dedi. Yanlış mı? Fred duymak istediğinizi söylüyor. Ama biz de bunu duymak istiyoruz çünkü bir an önce bitirip altın çıkarmak istiyoruz. Ben de altın istiyorum. Ama yarın sabah müfettiş gelse bunların 90 santim olduğunu görse ne olacak? Fred, üzgünüm anladım çocuklar ama 40 bin dolarım yok. Sezonu kapatıyoruz diyecek. Buna emin olun. Sanırım yapılacak işlerimiz var dostum. Tamam. Kötü kişi olmak istemiyorum. Bu berbat bir şey. Ben de bazen risk almayı seviyorum ama her şey bu işe bağlı. Fred Lewis ve ekibi madenlerinde güvenlik yönetmeliklerini uydurmak ve bir an önce altın çıkarmaya devam etmek için çalışmaları bitirmek üzere. Biraz kaldır. Tesisi biraz güncelledik. Şunu versene. Demirler. Bu harika dostum. Su geçirmez bir kutumuz var. Galiba artık hazırız. Kara'yı çağıralım mı? Hem istiyorum hem istemiyorum. Kara, tesise gelir misin? Burada bir şeyler değişmiş. Bence hazırız. O zaman göster. Fred tesisi çalıştırmadan önce maden müdürü Kara'nın onay vermesi gerekiyor. Merhaba. Bakıyorum bayağı çalışmışsınız. Altın çıkarmaktan başka her şeyi yaptık. Tamam. Şu demirlere bakalım. Yükseklik harika. Bayağı sağlam olmuş. Aferin bebeğim, gerçekten etkileyici. Bu kadar ilerleme kaydetmenizi beklemiyordum. İyi iş çıkardınız. Yani başlayabilir miyiz? Evet, onay veriyorum. Başlıyoruz çocuklar, herkes yerine. Hadi bakalım. Evet. Evet. Gerçekten zor bir haftaydı. Kötü kişiyi oynamak zorunda kaldım ama sonunda Fred dediklerimi yaptı. Ve bir ekip olarak çalıştık. Evet, az kaldı. Su geliyor. Hadi bakalım. Bas Kara. Tamam. Evet. Bu çok heyecanlı. Birbirimizi dengelememiz güzel bir şey. Ben risk alıyorum, sense ineklik yapıyorsun. İyi bir takımız bence. Ben inek değilim. Biraz öylesin. Ekip olarak çalışmak zor, özellikle de ne yaptığını bilmiyorsan. Ama zamanla hepimiz öğreniyoruz tabii ki. Sonunda alışmaya başladık ve tesisle çalıştığına göre bundan sonrasının iyi gideceğini düşünüyorum. Klondike'da Parker Schnabel'ın ekibi haftalık altın tartımı için toplanıyor. Ne haber dostum? Merhaba Shane. Nasılsın? İyi, iyi. Güzel. Tesisleri taşıdığınız için sağ olun. Çok zor olduğunu biliyorum. Aynı günde iki tesisi taşımak pek akıl kârı değil. Sulisifer'ın işi sorunsuz gitti. Büyük Kırmızı'yı bilmiyorum çünkü orada değildim. Çok iyiydi. Öyle mi? Ters koymak bayağı işe yaradı değil mi? Tek seferde yapınca çabuk bitiyor. Belli olmaz. Su geçirmez bir kutumuz var. Galiba artık hazırız. Evet. Sizi yenmek için bayağı uğraştık. Ama sanırım iki saat geç kaldık değil mi? Yeni yerler iyi mi? Memnun musunuz? Evet. Öyle mi? Evet. Shane, sen memnun musun? Bayağı iyi gidiyor. Tamam. Altınlara bakalım mı? Evet. Tamam o zaman. Bu suri sıfır. Sulisifer şimdiye kadar haftada ortalama 280 ons altın üretti. 20, 40, 60, 100, 101,35. 177 bin dolar değerinde.
Belki yükselir. Evet. 100 ons 100 onstur. Bu da büyük kırmızı. Ters koymana rağmen fena değilmiş. 0.1, 0.2, 10, 20, 40, 60, 80, 89.40. Toplama 156 bin dolar daha ekleniyor. Ama büyük kırmızının sezon ortalamasının çok altında. Sayılar pek yüksek değil. Daha fazlası olabilir. Olabilir, değil mi? Ama çok daha az da olabilir. Pekala, bu hafta toplamımız 190 ons ve sezon toplamımız 2494 ons. Evet, kötü değil. Umarım gelecek hafta daha iyi olur. Evet, göreceğiz. Yani daha uzun bir yolumuz var. O zaman işimize dönelim. Hadi. Çocuklar. Hadi, tebrik ederim. Yapacak işlerimiz var. Pekala. Sorun değil çocuklar. Sağ ol Dumit. Görüşürüz, tamam mı? Paradise Hill'de Bit ailesi eski madencilerin atıklarından ne kadar altın çıktığını görmek için toplanıyor. Bakalım Kiwi tesisi ne kadar altın çıkarmış. Eğer elekteki kadar iyi ise harika olur. Ama ilk sırada Mike'ın Mega Kat'tan çıkardığı altınlar var. Hafta nasıl geçti Mike? Ha, fena değil. Bayağı toprak kaldırdık. Öyle mi? Güzel. 3000 onsluk sezon hedefine ulaşabilmek için Tony'nin haftada 177 onsa ihtiyacı var. 100, 140, 155 ve 160. Son olarak 164.3. 287 bin dolar değerinde. Hiç fena sayılmaz. Sadece gündüzler için iyi bir yer bulmuş olmalıyız. Gece de kazarsak daha iyi olabilir. Evet, 24 saat yaparsak daha iyi olur. Sırada Tony'nin eskilerin atıklarından çıkardığı altınlar var. 365 metrede 1-2 ons çıkarabilirsek mutlu olurum. Pekala, tartalım. 0.4, 0.7, 1.6, 2, 2.5, 4.22. Gerçekten mi? Güzel. Harika. 7.400 dolar değerinde. Tony ön sezilerinin karşılığını aldı. Bu 90 metrede 1 ons demek. Hiç fena değil. İşlenebilir. Gayet iyi. Kesinlikle işlenebilir. Bu çok güzel bir sonuç. Muhteşem. İşlediğimiz atıklar tepede işlediğimiz topraktan daha iyi. Hadi biraz daha çıkaralım. Benim işler zaten yolunda, korkmayın. Aferin. Gelecek bölümde. Rick Ness içgüdülerini takip ediyor. Eğer burada varsa zaman kaybını kapatabilirim. Ama bu ona kariyerine mal olabilir. Bu çok aptalca. Emekli asker Fred Lewis. Toprak işliyoruz. Altın çıkarıyor. Uzun zaman oldu ama başardık. Ve Tony Beats yeni tesisini kurarken... Mike dur dur dur. Dikkat et. Yer yerinden oynuyor. Saçma.